Evet Afad'ın e, kutularıydı, yardım kutularıydı. Yani neydi onlar? İçinde ne var? O depremler olduktan sonra 3 gün sonra insanlara ulaşılmadı, gidilmedi, yalnız bırakıldı. Bir türlü yardımlar gitmedi. İşte o yardımlardan var ama nerede var? E, Afad'ın e, kutuları e, bir AKP milletvekili adayı bakanın e, seçim çevresinde propagandasını yaptığı aracın içinde var. Onu dağıtıyorlar Afad'ın. Ve hala deprem bölgesinde insanların bir sürü temel gıdaya, suya ihtiyacı varken. Evet, maalesef. Işte ne denir şimdi? Ne diyebiliriz aynısını. yani? So Süleyman Soy'dan farkı var mı? Yani o da bakan e ve o da devletin imkanlarını kendi milletvekili adaylığı için propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Afat'taki bir... kolilerdekiler bizim malımız. Sizin Ş benim malım. Şöyle bir açıklaması var Sayın Yanık'ın. E Sonrasında bir açıklama yaptı. Uzun bir açıklama. Ben bir kısmını okuyacağım. Ee, görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD'dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD'dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır dedi. Algı yapılıyor dedi. Kabul etmiyorum dedi. Haberim yoktu çünkü dedi. Kerem Kırık da haberim yoktu demişti. Başta çadır satıldığından önce kabul edip sonra öyle dedi. Ya bu depremzedelerin ihtiyaçları için bile olsa kabul etmiş oluyor Sayın Bakan. Onu nasıl seçim arabasıyla götürebilirsiniz. Afat'ın arabası yok muymuş? Yani. Ya yani, Afat'ın böyle ciddi bir bütçesi var, ayrıldı biliyorsunuz. Bunlar hepsi yeni yapılanmanın e, dönemin e, mucit ve varis şeyleri, sistemleri işte kızla etkisizleştirmek, afatı çıkarmak, afatın başına çok liyakatli bir başkan getirmek, yani bütün afetlerden anlayan, o uzman, liyakatli bir başkan getirmek gibi e, bu Afat'ın pekala yeterli personeli, yeterli parası, yeterli teçhizatı var. Derya Yanık'ın seçim arabasına mı kalmış Afat'ın yani, kollarını taşımak? Peki. Şimdi bir ara vereceğiz. Ee, sonra saat başında devam edeceğiz. Yurt dışında oy verme işlemi evet. e, yarın başlıyor. Biraz onda da konuşuruz. Almanya'ya da bağlanacağız. Evet. E, kısa bir ara. Kesin bir kararı seçim günü öncesinde açıklaması gerekmez mi? Geçenlerde bu soru kendisine soruldu. Yasede var dedi genelgede yayınladılar bu yönde. Çünkü şöyle, İstanbul seçimlerinde bunu kul yaptılar e, ve yaptıktan sonra aslında orada bir suç işlendi. O suç işlendi ama ne, ne yazık ki onun bir yaptırımı olsun, olmasına yönelik bir şikayet vesaire görmedik. Ve do, yasada düzenleme yapıldı. Yani yasada yapılan düzenlemeye göre şimdi e, eğer ki şu oy pusulası olarak farz edin, bunun arkasında sandık kurulunun mührü yoksa fakat e, Seçim kurulunun zarfı içinden çıkıyorsa o zarf ve filigran uygunsa yani şu da aynı zamanda yüksek seçim kurulunun filigranıysa arkasında mührü yoksa da kabul ederim dedi. Hmm. Şimdi yani yasada öyle diyor yedi ek maddesini. O zaman bize bir iş düşüyor. Nasıl bir iş düşüyor? Şimdi oylar pusulalar sayılı olarak ve yüzde on ya da on fazlası da teslim ediliyor. O zaman bizim hepimize şu düşecek. Yani orada oy kullanan kişi sayısı belli. Orada mühür, bütün oylar, kullanılan oylar mühürlü çıkarsa mühürsüz oy kullanamayacaklar. Yani mühürsüz pusulayı kullanamayacaklar. Geçerli sayacakları, bir sisteme dahil edecekleri mühürsüz oy olamaz. O zaman ne yapacağız? Biz imza atan herkes, pusulamızı almaya gidiyoruz, imzamızı atıyoruz. İlk iş, ilk iş izleyicilerden bunu rica edelim. Bunu bir pusul olarak kabul etsinler. Şu arkasını çevirip bakacaklar. Sandık kurulunun mührü var mı yok mu? Hmm. Yoksa eğer bu mührü sandık kuruluna yaptıracaklar. Hmm, bunun altını çizelim. Yani oy vermeye gittiğimiz gün evet imza atıyoruz, kimlik gösteriyoruz. Bize pusula veriyor ve ben gitmeden önce arkasına bakacağız mührü i̇lk var mı yok mu? Yoksa da sandık lütfen kuruluna mührü basın mührün diyeceğiz. basınız diyeceğiz. Ki o sandık her sandıkta oy kullanan kişi sayısı belliyse ve bunların hepsi mühürlü çıkarsa ve ona göre tutanak bağlandığında sonrasında Türkiye'de bir takım yerlerden mühürsüz ama farklı tercihler mühürler basın yani sandık kurulunun mühürü olmayıp ama tercih kısmına farklı mühürler basılmış değişik oy pusulaları sisteme dahil olmasın. Hmm. Oylarımızı bu şekilde çalmasına da izin verilmesin. Yani burada çok doğaldır. Yani biz bunu siyasi partilerden vesaire beklemekle yetinmeyelim. Onlar da şüphesiz öyle düşenleri fazlasıyla yapıyorlar. Yani hem onlar oy ve ötesi diğer STK'lar, dernekler, müşahitler herkes. Ama oyu kullanacak olan ilk elde biz, biz. Biz benim oyum, sizin oyunuz. Yani şöyle sizin malınız o oy. Kimsenin sizden alamayacağı bir hak o yüzden bunu mühürle demek bizim en doğal hakkımız onu mühürleteceğiz hatta ve hatta yani gene buradan seslenelim hepimiz ve hepimiz oy kullandığımız sandıklarımızın önünde o sayım bitene o tutanak o duvara aslana kadar o tutanağı duvara asıldığını görene kadar bekleyelim lütfen. Bir şey kaybetmeyiz. Yani o günümüzü sandık kurulunun şey, oy kullandım sandığın başına geçirelim. Ve lütfen herkes bir fotoğrafını çeksin şey yani. e, pusulanın tabii ki, ki asacaklar onu oraya. Asılan asılan e, şey zaten zannederim eee yani, muhalefet partilerinin görevlendirdikleri onlar e, yapacak Onlar evet böyle bir hepsinin fotoğrafını çekip sonra bir merkezde onları toplayıp bir karşılaştırma yapacaklar. Ama ben bunu neden önemsiyorum Sorar Bey? Biliyor musunuz şu yüzden önemsiyorum. Anayasa tanımıyorlar. yasa tanımıyorlar. Yok sayıyorlar. E, bu noktada bizi yok saymamaları için, bu ülke insanlarının demokratik hakkı olarak sandığa, seçime el koyduklarını, bütün özelini, bütün dikkatini bu sandığa verdiklerini Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve bütün bu sandıklara teslim edilen herkes duysun. Hı. Herkes anlasın. Bu yüzden bu mesaj anlamında çok önemli. Yani tabii ki oyumuzu kullanıp eve çekip gidebiliriz. Tabii ki sonuçları beklemeden ayrılıp fotoğrafını da çekmeyebiliriz. Oy kullandım, yeter vatandaşlık görevimi yaptım. Ama bununla bu sefer yetinmeyelim. Benim Hı. ricam bu. Yani bu ülke insanlarının bu ruh halinde olduğu, bu mesajı vermek istediklerini görsünler, anlasınlar ki başka bir... Yan yollar, daha önce yaşadığımız o tatsız bildiğimiz pratiklerle karşılaşmayalım, reflekslerle karşılaşmayalım. Yani hem <laughs> muhalefet partileri hem de seçmen sandığı bırakmama ve kontrol etmene kararlı, bu kararlılığı verdikleri evet. takdirde e, o sandık üzerinden o gün bir şeyler yapmak, hani normal olmayan yasal bir şeyler yapmakta... Yaparlarsa da halka olarak. rağmen yapacaklar, onu bilmeleri lazım. Halka rağmen yapmanın sonucunun da ne olduğunu tarih gösteriyor bize. Peki e, ya bugün bugüne kadar o kadar çok hukukun dışında hani öngörülenin dışında şeyler yapıldı ki mesela birçok yayınımızda belki size de olmuştur. E, bir karar alınması bekleniyor. Bir hukukçuya e, sizce nasıl bir karar çıkması gerekiyor dediğimde e, insanlar bilmiyorum diyebiliyor. Çok iyi bir hukukçu olsa da çünkü normal bir prosedür işlemiyor. Yani hukuki bir süreç işlemediği için e, nasıl bir karar çıkacağını da öngörmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla suçlar o kadar çok cezasız kaldı ki e, ve o kadar çok hak yendi ve bunun bedeli ödetilmedi. O haklar geri alınamadı ki sadece sandığın başında durmak da acaba yetecek mi diyor. İnsan bazen endişe ediyor ama mutlaka orada olmak gerekiyor. Yani en basit yapabileceğimiz evet. en kolay <laughs> eylem şekli bu. Hı hı. Peki şimdi bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla seçime giriyorlar, e, giriliyor dedik iktidar tarafından.